Arkadaşlar günaydın. Kızılyurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Koyun peridi çok yemiş akşam. Şimdi de yedi, yine durmadı. Koyun gidiyor. Erken saatte, saat 9 koyun toplandı. Arkadaşımızın bir tanesi Filistin'den ilgili konuştuğum için diyor ki bırak abi Filistin'i, sen davardan bahset diyor. Yani boş ver diyor Filistin'i. Aynen böyle diyor, boş ver diyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki yem sorununu konuşuyorum. Bazı arkadaşlar sanki alınganlık yapıyor. Filistin'den bahsediyorsun, boş ver. Ya şimdi arkadaşlar biz üreten insanlarız. Üreten insan ülkenin gidişatında söz hakkı olmalı. Yani herkes insan olarak bu katliamları olsun, ekonomik krizi olsun, bugün hayvanlar, insanlar damızlıkları kestiriyor. Şimdi banka faizleri yüksek olduğu için adam diyor ki ben koyuna niye bu kadar para bağlayayım diyor. Bankaya yatırırım, aylık şu kadar gelirim olur diyor. Hiç yemene içmesi, çobanlığına uğraşmam diyor. Ancak doğru, şu anda mantıklı. Ama ileriye dönük baktığım mıydı bu hükümet zaten şeyi bitirmeye çalışır. Hayvancılığı bitirmeye çalışır. Şimdi herkes böyle düşündü, kestirdi diyelim. Damızlık zaten Türkiye'de yeteri kadar yok. Sonuç ne olacak? Yani örneğin sende para çok diyelim. Kağıt parçası. Kağıt parçasını doldurdun üstüne. Ama bu kağıt parçası bugün 25 liraya aldığım bir çay çıkmış 250 liraya. Ne değişti? Değişen bir şey var. Tek değişen bir şey var. O da seni üretimini bitirdi. Üreten toplum olmaktan tüketen topluma geçtim. Kağıt parçasını sana veriyor, sen üretme diyor. Sen üretme, ben ithal ederim diyor veya da büyük çiftlikler kurdururum diyor. Küçük işletme kalmasın diyor. Yani bugün bunları anlatıyorsun. Sorun boş ver. Filistin'de katliam var. Dünyanın birçok yerinde Amerikan emperyalizminin işlemiş olduğu katliamlar. Onları anlatıyorsun. Yok. İnsanlar anlamak istemiyor. Sadece Türkiye'nin gidişatını şeylere bırakak diyorlar. Sermayeye. Sermaye ne derse
Televizyonlara çıkıp ekranlarda ne açıklama yaparsa doğrudur. Bu mantık. Mantık böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben şahsım olarak ülkenin gidişatıyla da ilgili, dünyadaki gelişmelerle de ilgili, dilimin döndüğü kadar, aklımın erdiği kadar konuşurum. Tabii durdurabilir misin? Durduramazsın ama insan olarak tepkini koysun ortaya. Koyun erken toplandı bugün. Yavaş yavaş çıksın. Durumlar böyle arkadaşlar. Boş ver diyen de diyebilir. Bugün yem fiyatlarından bahsedince ona da itiraz eden arkadaşlar oluyor. Olabilir. Bazılar da çıkıyor. İşte 100 koyunda şu kadar kar var. Aylık gelirim şu kadar. Öbürü çıkıyor. İşte geçide şu kadar para kazanıyorum. Ya arkadaşlar, hiçbiri ayağa yere basmıyor. Çünkü bunda bahsedilen yüksek miktarda para bırakmış olsa zaten bu işi bize bırakmazlar. Bunu da bizim elimizden alırlar. Onun için bu yem fiyatlarında girdilerin yüksek olduğu bir ilaca gücü yetmiyor. Bir ilaç bir kuzu parası olmuş. Yani bu kadar maliyetlerin yükseldiği bir dönemde çıkıp şu kadar kar var. Ben kendim yayıyorum. Çoban tutmuyoruz. Çoban yok, bir şey yok. Kendimiz peşinde koşturuyoruz. Ben göremiyorum kar. Sadece asgari ücret gibi hesap edersen bir asker ücret gibi para bırakıyor. Bir de el kapısı değil. Kendi işin o iyi yanı var. Geç. Üşt. Başka da şey yok yani. Böyle şu kadar kar bırakacak. Şu kadar para bırakıyor. Bunlar İktidarın duyması gereken konuşmalar. Yani iktidarın duyması gereken konuşmalar yaparsan o zaman güzel. Bugün iktidarın neyi duymak istiyorsa kaç! Onu söyleyen arkadaşlar var. Hatta daha direli gidip üreticilerin çalışmadığını, nankörlük yaptığını söyleyen
üretirler böyle var çobanlar. Yani adam çobanlık yapıyor ama diyor ki insanlar nankör diyor. Hükümet diyor işte şunları yapıyor diyor, bilmem ne yapıyor. Görmüyorlar diyor. Çıktık yukarı arkadaşlar. Şşt. Bereket dur kızım. Bereket bir dakika dur, bir dakika, bir dakika. Durum böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.